Şimdi Özgür Özel grup toplantısında az önce o açıklamaları yaparken haber merkezlerine yeni bir görüntü geldi. Yeni bir görüntü ama daha önce yaşadıklarımızın tekrarı. Şehit cenazeleri bildiğiniz gibi bugün de vardı. Son görevler yerine getiriliyor şehitlerimize. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde 12 askerimizin şehit olmasının ardından. Şimdi önce Manisa'da, sonra Gaziantep'te ve şimdi de bugüne ait yeni bir görüntü. Hemen ekranınıza geldi bile. Bakın, şehit cenazesinde yine bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bir provokasyon da Gümüşhane'de diye manşeti attık. Gümüşhane'deki şehit cenazesinde yine Özgür Özel'in gönderdiği bir çelenk parçalandı. Oradaki bakın itişmeyi, kakışmayı ve hatta neredeyse bakın ne üzücü. Biraz bir duyalım mı acaba, bir ses geliyor mu? Alkışlarla. Cenazemiz var ya. Durum protesto ediliyor anladığım kadarıyla. Türkiye bir taraftan 12 askerine ağlarken, ağlamayı sürdürürken bir taraftan da siyasette de böyle bir yansıması oldu. Az önce Özgür Özel grup toplantısında Meral Akşener'in de işte aynı durumla hani karşılaştığını dile getirip bunu kınadı. Ve yine benzer bir durum bu kez Gümüşhane'de Özgür Özel'in gönderdiği çelenk işte oradan parçalandı. Tabii sesleri şu anda duyamıyoruz ama orada bakın çaresizce olanları engellemeye çalışan biri var galiba. Bir karşı karşıya grupların da geldiğini görüyoruz. Ne acı, ne üzüntü verici. Hakikaten böyle bir acının içerisindeyken bambaşka soruları, sorunları konuşmamız gerekirken terörle mücadelede bugün geldiğimiz noktada bu şehit cenazelerinde provokasyon görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenaze töreninden görüntüler bunlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine buraya da çelenk göndermişti. Cenazeye gönderdiği çelenk cami avlusunda bir kişi tarafından kırılıp parçalandı. O ana dair görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. İşte önceki gün Gaziantep'te şehit piyade uzman çavuş Abdülkadir Yemin cenaze töreninde de benzer bir durum yaşanmıştı. Yani yine o çelenk parçalanmıştı. Ve hatta bizim yayınımızda da dün de size söylemişti CHP milletvekili ilk olarak o saldırıyı yapan kişi şehit yakını filan değil. Gaziantep'teki saldırıdan bahsediyorum. Yani çelengin parçalanmasından AKP'den milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk demişti. Şimdi dolayısıyla bugün Gümüşhane'den gelen bu görüntüler, orada o çelengi parçalayan ve o kişi acaba kimdir? İsmi, cismi nedir? Şimdi ne dedi CHP lideri Özgür Özel birkaç gün, 2 gün önce yaptığı açıklamada, daha doğrusu dün sabah, düzeltiyorum, zamanlarda böyle birbirine girdi. Dün sabah dedi ki biz tek tek o isimleri tespit ediyoruz, bakıyoruz kimdir o isimler diye. Sonrasında şimdi Özgür Özel'e yönelik o provokasyon yapıldıktan sonra şehit ailesinden de tepki gelmişti, hatırlayacaksınız. Onu da anımsatayım. Şehit piyade sözleşmeli er Enis Budak'ın amcası Kenan Budak konuşmuştu. İşte olayların bir tezgah olduğunu söylemişti. Normal cenazede bile gürültü olmaz. Kim yaptıysa kınıyoruz demişti. Kenan Budak açıklamasında hatta Özgür Özel'in protesto edildiği o tören de yaşananların aksine Özgür Bey bizim ailemizin de çocuğudur, onunla gurur duyuyoruz ifadelerini kullanmıştı. Şimdi bugün de bir provokasyon haberi de Gümüşhane'den geldi maalesef ki. Bir taraftan şehitlerimiz, onların acıları, diğer taraftan da bu yaşananlar. Şimdi Özgür Özel'e şehit cenazesinde yapılan provokasyonlara gelen tepkiler var bir tarafta, diğer taraftan da bir sahip çıkış da var. Şimdi onu da hatırlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama da öyle bir açıklamaydı. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama da öyle bir açıklamaydı. Şimdi devam edelim. Bu Gümüşhane'deki görüntüleri canlı yayında ekranlarınıza taşıdıktan sonra o gelen görüntüleri. Birazdan devam edeceğiz yine bu konuyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? MHP lideri ne dedi? Ve diğer taraftan CHP'den hangi açıklama geldi? Yani CHP lideri Özgür Özel'in açıklamasının yanı sıra CHP sözcüsü Deniz Yüceli'nin de önemli açıklamaları vardı. Bakacağız. Ama şimdi tonunu iyice yükseltti. Artık yeter dedi. Artık yeter diye 6 defa tekrar etti. Çok büyük alkış aldı o esnada bu grup toplantısını izleyenlerden, gruptan, toplantı salonundan. Genel itibariyle konuşmasında özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına değindi beklediğimiz gibi. Diğer taraftan da Hüdapar'dan gelen özellik açıklamasına değindi. Hatta bu konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi. Ağzını aç da konuş dedi. MHP lideri dün bildiğiniz gibi CHP'nin... Bütçe görüşmesi devam ederken CHP'li vekiller kürsüye çıktığında onları da izlemeyeceklerini söyledi. DEM Partisi ile birlikte bugün de Özgür Özel az önce Hüdapar'dan bu açıklama gelirken ama MHP milletvekilleri orada genel kuruldaydı ve ayrılmadılar dedi. Şimdi o açıklama önemli. Hangi açıklamadan bahsediyorum? Şimdi ekranınıza yansıyor o fotoğraf. Fotoğraf ekranınıza yansıyor. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklaması. Özgür Özel de buna değindi. Az önce grup toplantısında sert bir açıklaması da oldu bildiğiniz gibi. Ne söylemişti? Bildiğiniz gibi AKP listelerinden seçime girildi. Cumhur İttifakı ortaklarından Hüdapar'ın Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve dedi ki meclis kürsüsünde üstelik biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz dedi. Bir dinleyelim, bir hatırlayalım neler söylemiş. Diyoruz ki, aynen okuyorum, bakınız. Olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Şimdi bütçe görüşmelerinde işte az önce CHP lideri Özgür Özel'in de tepkisine neden olan elbette bu açıklama Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklaması eyalet, özellik ve federasyon serbestçe tartışılabilmelidir sözleri CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı'nın da gündemindeydi. MHP'li ve AKP'li vekilleri bakın nasıl eleştirdi. Grup başkanlığı olarak terörü lanetliyoruz dedik, bildiri okuduk. Dedi ki neden AKP grubu ve 4 partiyle yapmadınız? Bir sefer Cumhuriyet Halk Partisi tekil olarak bu bildiriyi 3 grup başkan vekili ve genel başkanı imzaladı. Ve siz sürekli olarak evet şehitlerimiz, bayrağımız, misak-ı milli sınırları, vatanın bölünmez bütünlüğü bahsettiniz. Ama siz az önce buraya bu bütçeyi savunmak için 10 dakika bir partinin genel başkanına konuşma verdiniz. Kime? Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüdapar Genel Başkanı'na. Şimdi ben söylüyorum. Bakın söylüyorum. Bu arkadaş diyor ki eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi tüm modeller üzerinde serbestçe tartışmalıyız diyor. Bu arkadaş diyor ki ne mutlu Türk'üm diyene karşı çıkıyorum diyor. Bu arkadaş diyor ki oranın adı Kürdistan'dır diyor. Yahu utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Gazfarokan'ın kemiklerini sızlatıyorsunuz, kemiklerini. Hizbullah'ın uzantısını, bütçenizi savunduruyorsunuz. Sizin nereniz milliyetçi?